Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir ay tutulması zamanı, 5 Temmuz ay tutulması yaşayacağız Oğlak Burcu'nda. Milyon tane video izliyorsunuz, kafalarınız oldukça karışık. Bu sefer ne olacak? Öbüründe ne olmuştu? Biz şimdi bir yengeç tutulması geçirmemiş miydik? Üzerine bir de bu ay tutulması neyin nesi? Yine mi her şey kötü olacak diye böyle bir sürü soru kafamızda geziniyor biliyorum. Birçok da fikir sahibiyiz bu konuda. Birçok kişiyiz yani öyle alanında çok az insanlar değiliz. Ve bu alanda tek bir kural kalıyor. O da sizin okur yazarlığınız. O da sizin seçim noktasında neyi seçtiğiniz, neyi anlamak istediğiniz. Astroloji inanılmaz bir alandır. Bir tek cümleyle hayatınızı o gün mahvedebilirsiniz. Tek bir cümleyle de hiç yapmayacağınız, cesarette bulunacağınız bir şeye adım atabilirsiniz. Bizler için sadece bilmeniz gereken bir konu var. O da herkes kendi yetenek, biçim, bakış açısı, yaşanmışlıklarına göre yorumlar yapıyor. Yani astrolojiyi araştıranlar ve astrolog olarak bir iş yapanlar arasındaki fark bu şekilde gelişir. Hepimiz kendi ölçütlerimize göre, kendi sosyal, kültürel becerilerimize, yaşadığımız alan, hatta doğduğumuz şehir, ülkeye göre yorumlar yapıyoruz. Neler gördüysek, neler geçirdiysek buna göre yorumluyoruz. O yüzden bu yorumları dinlerken çok fazla kafanıza takmak yerine sizler de yorum geliştirin. Yani bunu demeye çalışıyor. Demek ki burada bu şekilde gelişebilir. Bizler bir ekonomist değiliz, tarihçi değiliz ama bunlar için anlamak için çaba sarf ediyoruz. Çünkü astroloji yaptığımız bu iş biraz bu konuda çok inanılmaz üstün bir performans istiyor. Çok okumak istiyor. Çok araştırmamız gerektiğini gösteriyor. Yani ben petrolle ilgili, belki de dolarla, ekonomiyle ilgili çok detay bir şey bilemeyebilirim ama size 99 yılında ya da 2000 yılında petrolle ilgili bir konudan bahsediyorsam ya da siz bu işte çok uzmansanız, araştırıyorsanız mutlaka bunu bağdaştırıp ya işte şu yılda da şöyle bir tavır sergilemişlerdi ama böyle olmuştu diye YouTube videomun altına yazabilirsiniz mesela. Birlikte beyin fırtınası yapabiliriz. Yani biz burada şu olacak, bu olacaktan daha çok hayatı anlamaya çalışıyoruz. Hayatı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Astroloji size bu konuda yardımcı olur. Hayatı anlamanızı, yaşamı anlamanıza yardımcı olur. Bu tutulmayı niçin yaşıyorsunuz? Bu tutulma niye var? Ve size neyi anlatmak istiyor? Ya da sizin hangi koşula hazırlıyor? Biraz bunları anlamaya çalışacağız. O yüzden beni dinlerken hayatımda şu olacakmış da bu olacakmış da ay başıma bu da gelecekmiş de boşanacakmışım da ayrılacakmışım da falan böyle bir yüksek panikle dinlemeyin. Yani burada hiçbir kişinin fikri sizin gerçekliğiniz olamaz. Burada size bir astrolog bunları söylüyor diye bunlar olacak ya da bunları yaşayacaksınız falan gibi bir kural yok. Sizden sadece rica ediyorum yorum yapın. Yani yorumlayın ya. Bir şey izliyorsunuz, dinliyorsunuz. Bunu yorum katın kendinize. Bir anlam katın. Çok önemli bir tutulma yaşayacağız. Yani evet Oğlak tutulması. Oğlak daha depresif ve daha ciddidir, disiplindir. Oğlak yeri gelir iftirayı temsil eder astrolojide mesela. Belki hayatınızda hiç beklemediğiniz bir konuda, iş hayatınızda bir iftirayla karşı karşıya kalabilirsiniz bu tutulma esnasında. Oğlak yaşamın içerisindeki ciddiyeti anlayamazsa sonlandırmak ister, yaşamına son vermek ister mesela. Oğlak ciddidir. Yaşamda ciddi yaşayamıyorsa, parası yoksa, disiplini yoksa, ahlak yoksa, kuralları yoksa burada olmayı da seçmez, tercih etmez. Maddesel bakar olaylara. Şimdi olaylara çok fazla maddesel bakabilirsiniz. Çok spiritüel, çok manevi, çok ruhsal bakabilecek bir yönünüz yoktur. Kavrayamazsınız burada konuları. Böyle düşünün ya ölsem gitsem mi arkadaş bu ne biçim dünya gibi düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Çevrenizde psikolojik anlamda bunu taşıyamayacak, bu yükü taşıyamayacağını düşündüğünüz insanlar varsa onlara destek olun. İntihar etmek isteyen, ölmek isteyen insanlarla bile çok karşılaşabilirsiniz. Bu süreç içerisinde depresif yapar insan. Mutsuzdur yani mutsuzluğu tanımlayamazsınız. Mutluluğu da tanımlayamazsınız. Burada bu konular ruhsal gelişiminize, sosyal gelişiminize çok etkileyebilir. Bu yüzden bu tutulma fazında çok rica ediyorum. Çevrenize ve aile hayatınızda olabilir, etrafınızda başlıca insanlara bu konuda daha destek verin. Biz bu videoları niye çekiyoruz? Bu videoları çekme sebebimiz sosyal kaliteyi biraz daha arttırmak.
Tabii bu benim ölçümde, ben kendime göre bir performans sergiliyorum. Umarım bir katkım oluyordur ama bazı videolar da var ki haklısınız, hiç de bunu yapmıyor. Bir şey izliyorsunuz, kapattıktan sonra ölebileceğinizi, bir daha yaşamayacağınızı, her şeyin çok kötü olacağını düşünebiliyorsunuz. Bir korku filmi izliyorsunuz, korkuyorsunuz. Hayat içerisinde neyi okuyorsak, neyi yiyorsak, ne kimle görüşüyorsak oyuz. Böyle düşünün. O yüzden sizler de bu aksta, yani bu sosyal anlamda şimdi gelişecek, bu ay tutulması, gökyüzünde yaşayacağımız bu ay tutulması ile birlikte demek oluyor ki depresif olmak çok kolay. Demek oluyor ki duygusal değişimlerimiz çok sert olabilir. Bazı keskin bitişlerimiz olabilir. Bazı konularda bunalım yaşamaya çok açık olabiliriz. O zaman bu yönüm çok yüksekse bana bunu yaşatan insanlardan uzak olmam lazım. Kendimi korumam lazım. Kendimi içe çekmem lazım demeniz gerekiyor. Biraz kendimizi korumayı başaralım. Kendimizle geçinmeyi başaralım. Ya kendimiz değerliyiz, önemliyiz ve bunu korumaya çalışmamız lazım. Yani anne olarak ya da baba olarak çocuğunuzu koruyorsunuz, yeğeninizi koruyorsunuz, köpeğinizi, kedinizi koruyorsunuz ama kendinizi korumuyorsunuz. Biraz kendinizi de bu tarz olaylardan korumanızı tercih ediyorum. İş demektir oğlak, işsizlik demektir, para demektir, bir şeyi ödemek demektir. Şimdi nitekim bu tutulma Temmuz ayına tekabül ettiğine baktığınızda şimdi mantıklı olarak zaten yaşadığımız pandemi sürecinden sonra gelen işsizlikle ilgili konuların işten çıkartmama, şirketlere uygulanan yaptırım vesaire bu gibi konular Temmuz ayında sonlanıyor. Baktığımızda, okuduğumuzda, haberlerde de 17 Temmuz'da bu işlerin tamamen biteceği, yani artık işten çıkartmaların artabileceği konuşuluyor. Şimdi bunlar tesadüf değil tabii ki. Yani bu tutulmalara denk geliyorsa burada bazı aksiyonlar söz konusu olacak. Yani birden ücretsiz izne çıkartılmalar, birden işsizlikle ilgili konuların gündeme gelmesi. Ben bu tutulmayı biraz işsizlik salgını olarak tanımlıyorum. Bu tutulma biraz iş bulmak, iş aramak, işe yerleşmek, işte tazminatınızı almak gibi konuları çok kapsıyor. Çok evrensel konular evet ama dünya bunu konuşacak. Dünyayla ilgili bunlar olurken yöneticiler çok ses getirebilir. Oğlak yönetici demektir, yönetmek demektir. Aslında güçlü olmak değil, doğru yönetmek arkadaşlar. Buna odaklanın. Yönetebilmek, krizi yönetmek, işi yönetmek, hayatı yönetmek. Yani olayları yönetmeye çalışmamız gerekiyor. Yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Tabii ki genelde oğlak için şöyle söylenir. Hani aşk sevgiyi çok tanımlamaz, hep ciddidir. Duygusal anlamda daha pasif olarak algılanır ama ben buna çok katılmıyorum. Hani bazı çocuklarınız böyle çok çocuklarınız olsun öyle hayal edin. Ya da vardır 3-4 çocuğunuz vardır öyle düşünün. İçlerinde hangisinin çok duygusal olduğunu, hangisinin böyle dimdik durduğunu, güçlü durduğunu ama içinde neler koptuğunu, ne fırtınalar koptuğunu falan bilirsiniz bir anne olarak. Zodyak'taki 12 burç içerisinde de biz de çocuklarımız olarak baktığımızda Oğlak'ta aslında çok korkunç bir tutku ve aşk vardır. Yani gerçek aşkı yaşamak, gerçek bir aşk niteliği Oğlak'ta çok yüksektir. Şimdi gerçek aşk ama. Şimdi aşkı niye yaşayamıyor? Çünkü gerçeklik algısına uymuyor. Gerçekten aşık mıyım? Gerçekten seviyor muyum? Hep bir gerçeklik peşindedir. Bu yüzden bu tutulmayla birlikte biraz sanki gerçek aşkı bulmak için savaş vermeyi de gösteriyor. Yani ya da bulacağınız aşk için bir savaş vereceğiniz. Ya da karşınızda bununla ilgili bir konuda imtihan olmanız. Belki evlisinizdir, evlilikle ilgili bir konuda imtihan oluyorsunuzdur. Belki boşanıyorsunuzdur, yeniden başlayabilir miyim, yani yeniden sevebilir miyim? Ya da gerçekten yeniden güvenebilir miyim diye soruyorsunuzdur kendinize. Yeniden sevemeyeceğinizi düşünüyorsunuzdur, yeniden güvenemeyeceğinizi düşünüyorsunuzdur gibi. Bunlar aslında sizin hayatınızdaki denemeler, kendinizi inşa etmeler, bu dönem hayatınıza çıkan insanlar, bu dönem hayatınızı değiştirme kararı verdiğiniz konular o kadar değerli ve önemli ki bunlar için cesur olmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar için hayatınızı değiştirme konusunda korkmamanızı tavsiye ediyorum. Risk alın. Risk almaktan korkmayın ama tabii ki ben risk alın dediğim için risk almayın. Kendi koşullarınız nedir? Koşullarınız risk almaya değiyorsa, 2019 yılından beri, Ocak ayından beri süründüyseniz ve artık aynı konular sarıp sarıp duruyorsa, hiçbir şey değişmiyorsa, olsa da aynı, olmasa da aynı diyorsanız, demek oluyor ki burada risk almak artık yani gerekli. Bunu yapmanız gerekiyor, o zaman bunu yapın. Ama
değmiyorsa bunu yapmayın. Yani bunu siz karar vereceksiniz. Burada size hiçbir astrolog size bir şey dikte edemez. Bunu yapın, şunu yapın diye. Eski sevgilileriniz dönecek. Yok efendim işte terfi edeceksiniz. Yok efendim işten çıkacaksınız falan gibi cümleler kurmak çok sığ geliyor bana astroloji için. Neden? Çünkü sizin bir doğum tarihiniz var, doğum saatiniz var, doğum yeriniz var. Bunlar var ya, yani sizin gerçekten bir kimliğiniz var. Yani lütfen bunun peşine düşün, gidin bunun peşine düşün. Yani biz burada size bunları anlatıyoruz ama gerçek anlamda sizin bir varlığınız var, varoluş sebebiniz var. Bu varoluş sebebinizin peşine düşün. Aslında içinizdeki ağırlık, konuşamama, hayatı anlama çabanız, varoluş sebebinizi bulamamanızdan kaynaklanıyor. O yüzden bu videoyu izliyorsunuz, o yüzden bunları arıyorsunuz, soruyorsunuz. Mümkün oldukça bunlar içerisinde, hani her şeyi maddi olarak düşünmeyin. Hiçbir şey bir ev sahibi olmak, araba sahibi olmak, çok paranız olması değil. Yani baktığınızda dünyada kapital sistem tamamen çökmüş durumda. Yani şu an son model bir arabanız da olsa ona benzin koyup gidebilmeniz için kurulu bir sistem yok, düzen yok artık. Çünkü pandemiyle uğraşıyoruz ve pandemi gerçekten hayatımızda bize çok büyük bir ders olan ve Satürn Oğlak'ta başımıza gelen bir süreç. Satürn şimdi geriliyor. Bu pandeminin de hayatımızda önemli bir noktaya geleceğini gösteriyor. Burada kuralların artacağını gösteriyor. Oğlak kural demektir. Şaşırtıcı yöneticilerle ilgili büyük değişimler demektir. Yıllarca size mobbing uygulayan, başınızın etini yiyen bir yöneticinin birden hayatınızdan yok olduğunu, kaybolduğunu düşünebilirsiniz mesela. Siz bunun için ne savaşlar vermişsinizdir, ne kadar yorulmuşsunuzdur falan ama bir bakarsınız size ektiğini biçti misali. Oğlak çünkü ilahi adalettir. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Yani yaşam içerisinde bunların hepsi ihtimali şeyler zaten ama bu tutulmada anlamanız gereken ahlaklı olmak, etik olmak, sabırlı olmak. Mars da Koç burcunda. Bu sizi öfkeli halinizden çok daha sakin, uzlaşmacı bir, anlayışlı bir insan yolculuğu içerisine sokmalı. Yani ya ben öfkeli olsam da, intikam alsam da, intihar etmeyi düşünsem de, bu hayattan gitmeyi düşünsem de, eğer bana o takdir edilmediyse ben onun sürünerek yaşayacağım, bir şekilde yaşayacağım. Yani takdir edilen var, size takdir edilen, sunulan bir şey var. Bizim amacımız takdir edilen konunun daha tedbirli bir şekilde hayatımıza sirayet etmesi. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar, yani evet çok kolay şeyler yaşamıyoruz. Gerçekten 2020 yılı öyle çok müthiş kolay değil ve 2020 yılının bizi zorlayan, aslında 2019'dan beri zorlayan tutulmanın final konuşmasını yapıyorum şu an sizlere. Artık bu bir final. Koskoca bir 2019'dan başlayan bir yolculuğumuz. Uzun bir tren yolculuğu düşünün. Hepimiz o trendeydik. Ve bir astrolog olarak hepinize teşekkür edip konuşmayı bitirip başka bir tren yolculuğuna geçiş yapacağız. Başka bir yere seyahat etmeye başlayacağız. Konularımız bitiyor artık. Yani bu konular, uzun zamandır yaşadığınız işle ilgili problemler, kariyerle ilgili problemler, duyduğunuz kin, duyduğunuz öfke, artık bunları sonlandırma zamanı. Hayatınıza bunları dahil etmeyin. Hayatınızda bunları yorucu bir şekilde ve formata sokmayın. Biraz daha sakin olmayı, biraz daha özenli olmayı seçin. İşinize dört elle sarılın. Yeni işler üretin, yeni işler açın, şirket kurun. Yeni iş birlikleri içerisinde olun. Kendi gücünüzü ispat edin. Güç zehirlenmesi yaşamayın. Kimsenin gücü altında kendinizi ezdirmeyin. Güç zehirlenmelerine dikkat edin. Size verilen bir güç varsa bunu adil, nitelikli, insani kullanın. Kalbinizi yumuşatın. Kalbinizi katılaştırmayın. Hayat o kadar önemli bir denge unsuru ki mutlaka yaşattığınızı yaşarsınız. Bunun hiçbir zaman kuralı şaşmadı. Evrende bu hep böyle oldu. Hayat içerisinde ya, Oğlak sevgiyi temsil eder aslında. Sevgi, yani sevgiyi gösterememektir. Aslında çok büyük bir sevgi vardır. Sevgiyi gösteremez. Hayatta her şeyi satın alabilirsiniz bakın. İyi bir ev, iyi bir araba, her şeyi satın alabilirsiniz ama sevgiyi satın alamazsınız. Sizi seven insanları bulamazsınız. Sevgi çok başka bir şeydir. Yani bunu anlamaya çalışın. Gerçekten birini seviyorsanız peşinden gidin. Yapabilirsiniz. Ya da gerçekten hayatınızda sevdiğiniz insanlara neden sevdiğinizi söylemiyorsunuz mesela. İçinizdeki o göstermediğiniz sevgisizlik, içinizde artık patlayan bir noktaya gidiyor.
Hayatı anlamaya çalışıyorsunuz. Bunu niye yaşıyorum diye. Gerçekten minicik bir sevgi kırıntısı bile yakalıyorsanız ve görüyorsanız ona tutunun. Çünkü sevgiye tutunduğunuz hiçbir şey sizi boşa çıkartmaz, hiçbiri sizi aşağıya atmaz. Ama bir arabaya tutunuyorsanız, bir eve tutunuyorsanız, zengin bir adama tutunuyorsanız, zengin bir kadına tutunuyorsanız, bir şirkete tutunuyorsanız o işten hiçbir şey çıkmaz. Oğlak size bunu gösterecek. Gerçek bir sevgi, görünmez bağlar, çok nitelikli bir tutulma, çok güzel bir tutulma. Hepinize bol şans diliyorum. Yaşadıklarınızı, yaşananları ya da yaşattıklarınızı bu videonun altına yazabilirsiniz. Tabii ki yükselen burcunuzu, güneş burcunuzu da yazmayı unutmayın. Güzel, keyifli günler diliyorum hepinize. Sağlıkla kalın.